Arkadaşlar merhabalar bu videomda trigonometri kampının 3. gününün 2. videosundayız. Trigonometrik oranlarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani kitabımızda sayfa numarası 18, 19 ve 20'yi işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 11'de kalmıştık ve şöyle bir alfa beta açıları var. Tanjant alfa eksi beta, betanjant -bet beta. Kotanjant -bet beta -bet isteniliyor bizden. Şimdi gençler burada Bizim de en çok yaptığımız hata. Alfa vermişse sadece buradaki alfa'ya bağlı kalıyoruz. Beta kalmışsa buradaki beta'ya bağlı kalıyoruz. Hocam alfa'ya ait dik üçgen yok. Böyle dik üçgen mi oluştursam falan filan diyorsunuz. Hayır kardeşim. Açıyı taşımayı bileceksin. Bazen alfa beta açılarına da alacaksın. Burası 90 olsaydı alfa beta geçişi yapabiliriz ama 90 da değil. Orada ne yapacağız? Böyle yöndeş açılardan ya da Z kuralından açıyı başka bir yere taşıyabilirsiniz. Çünkü Trigonometrik bir değer lazım. Alfanın trigonometrik değeri dik üçgende lazım. E burada dik üçgende yok. O zaman aşıma yöntemi. Ya alfa beta açılarına da alacaksın ya da z kuralı işte paralellik yön değişik onlara bakacaksın. Şimdi birim kareler verilmiş mi burada verilmiş. Birim karelerde şu güzellik var kenarlar birbirim ve yatay çizgiler birbirine paralel. Dikeyler de birbirine paralel değil mi? Evet birim karelerde o zaman şunlar paralel ya bak şöyle paralellik var. Hocam burada da paralellik var z kuralı var burada burası alfa. Bak şuradaki dik üçgende oldu alfa. Yani şurada incelemene gerek yok. Bu dik üçgende belli kenar. Şurası kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hocam burası 7 birim. Burası kaç birim? 8 çarpı 10 verim zaten. 10 birim saymama gerek yok. O zaman tanjant alfa çıktı mı? Çıktı. Tanjant alfa kaç çıktı? Alfa karşı bölü komşu. Yani 7 bölü 10 çıktı. Eksi kotanjant betayı bulacağım. Şimdi betaya bakacağım. Hocam betada da yine şöyle bir z kuralı var aslında. Hocam burası da beta ama beta'ya ait bir dik üçgen yok. Başka beta'yı başka bir yere taşıyabiliyor muyuz? Şu yataylar paralel ya. E hocam bak burası da beta. Yöndeşlikten dolayı beta oldu burası. Beta'ya ait de şurada bir dik üçgen var mı? Var. Dik üçgenin kenarları da belli mi? Belli. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 burası. Hocam burası da kaç? 8. Çünkü bu dik üçgene bakıyorum ben. Şu büyük dik üçgene bakıyorum. Benden de kotancat beta işleniyordu. Beta'nın komşusu 7, karşısı 8. Yani 7 bölü 8. E o zaman hocam şunu isteniyor benden bunu bulalım. Bunlar 40 ile birleşiyor. 4 ile genişletirim bunu. Bunu da 5 ile genişletirim. Şu 4 kere 7 28. Eksi 5 kere 7 35. Bölü 40 yapar. 28'den 35 çıkınca eksi 7 bölü 40 diye buluruz cevabı. Yani cevabımız eksi 7 bölü 40 oldu. Geometrinin dibine vuracağız bu derste. Hep geometri ile ilgili işlemler yapacağız büyük ihtimalle. Şekilsel sorular çok gözüküyor. Geldik örnek 12'ye. ABCD kare demiş ve şöyle bir oran verilmiş. Normalde altta birleşiyordum. Burası 3K, burası 2K. Toplam 6 yaptı. O zaman burası da 6K yazabilirim. Ama en son benden oran istenildiği için ne diyeceğim? K yazmak zorunda değilim. Yani buraya 3, 2, 6 yazabilirim. Bir de K'larla uğraşmıyorum. Sonuçta oranladığım zaman K'lar birbirini götürecek. Evet DE'ye 6 yazıyorum. CE uzunluğuna 2 yazıyorum. Ve bu bir kare demiş. Karenin bütün kenarları eşit değil mi kardeşim? Onu hemen düşün. Böyle göster hatta. CE2 yazdık. Cf'de 3. CF de 3. CF3 yazınca hocam karenin bir kenarı 6 2 daha 8. Burası da 8 ise buraya kaç kaldı o zaman? 5 kaldı. Hocam bir kenarda 8. Bitti gitti. Benden sinüs x deniyor. Sinüs x dediğimiz nedir arkadaşlar? Bak şurada hesaplayalım. Buradaki dik üçgenden bakacağım. Hocam karenin bir kenarı 8'di. 6 8 10 üçgenden burası 10. X'in karşısı bölü hipotenüs. Yani 8 bölü 10 yaptı burası. Artı kotanjant y. Kotanjant y'ye bakarken de buradaki dik üçgende bakacağım. Yani komşu bölü karşı değil mi? Yani 5 bölü 8. 40'ta birleşiyor bunlar. O zaman bunu 4 ile genişleteyim. Bunu da 5 ile genişleteyim. 32 artı 25 bölü 40 yapar. Topladığımız zaman da kaç yapıyor? 57 bölü 40 yaptı. Evet. Yine geometri bilgimizle çok güzel bir şekilde yaptık. Örnek 12'ye geldik. Örnek 13'e. Şimdi sinüs x eksi kosinüs x deniyor. X açısı burada hiçbir yere taşıyamıyorum. Yöndeşlik yok, o yok, bu yok, şu yok. E o zaman ne yapacağım arkadaşlar? X açısına ait bir dik üçgen oluşturacağım. Bak dik üçgen oluştururken ne yaparsın? Ya buradan dik çizersin. Özel bir durum oluşmadı. Ya da buradan dik çizersin kardeşim. Değil mi? Hangisi mantıklı sence? Hocam şuradan dik çizmek daha mantıklı. Çünkü zaten bak şu kare vermiş bana. Kare olduğu için bütün kenarlar birbirine eşit. Ve şu köşegen olduğu için 45-45 diye midir burası? Evet burası da 45-45'tir. O yüzden zaten dik çizerken hani şuradan dik çizelim dedik ya. Aslında 45'i biliyoruz. Özel açı bölünmez. E şuradan dik çizersem güzel bir şey geliyor. Bu gelecek tabii ki. Dik üçgen oluşuyor yani sonuçta. Şimdi burada da bir oran verilmiş. Hocam ben buraya 1, buraya 7 dersem. Sonuçta en son oran istenildiği için 1 ve 7 yazabilirim. AE uzunluğu 1 dedim. CE uzunluğu 7 dedim. Arkadaş şimdi dikkat et. Burası 1, 7 daha kaç yaptı? 8. Hmm. Hocam 8 ise 8 bölü kök 2. Bak 8 ya 8 bölü kök 2'den bu kenarları bulabilirim. Ya da hocam ben böyle dik çizdim ya köşegenler dik kesiyordu. Bunun devamı köşegen diyebiliriz. Hatta köşegenler birbirini ortalıyordu da diyebilirsin. Ya da hocam 45 90 45 üçgen oluştu. Şununla şu birbirine eşit oldu. E dikkat et şimdi hocam burada da 45 90 45 üçgen oluştu. Şu kenarla da şu kenar birbirine eşit. E bunun tamamı 8'di. 8'i 2 eş parçaya bölüyor burası. 4 birim 4 birim yapacak. Yani o zaman buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Biri buradaysa. Hocam 4 ise bak burası da 4 yaptı. Bak x'e ait dik üçgen burada. Sinüs x dediğimiz x'in karşısı bak 3 4 5 üçgeni. Sinüs x karşı bölü hipotenüs 4 bölü 5 artı değil eksi kosinüs x. Kosinüs x dediğimiz 3 bölü 5 değil mi? Komşu bölü hipotenüs evet. Çıkarttığımız zaman da 1 bölü 5 çıkar arkadaşlar. Evet geometri devam ediyor. Örnek 14'teyiz. Örnek 14'te de şöyle bir şey vermiş. Kendi aralarında özdeş olan sarı ve mavi dikdörtgenlerin kısa kenar uzunlukları eşittir. He, ee, sarı ve mavi dikdörtgenlerin kısa kenar uzunlukları eşittir. Ben buraya A dersem bu mavinin de kısa kenar uzunluğu eşit demiş A. O zaman burası da A, burası da A, burası da A, burası da A değil mi? Evet. A dikkat et. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5 A yaptı burası. E o zaman bunlar kendi aralarında özdeşti ya. 5A bölü 2 5A bölü 2 yapmaz mı burası? Yapar. Ya ben 5A bölü 2 ile uğraşmayayım. Buraya 2A diyeyim, 2A diyeyim. 2A diyeyim. 2A diyeyim. 2A diyeyim. 2A diyeyim. Buraya da 2A diyeyim. 2, 4, 6, 8, 10A. 5A, 5A diye paylaşır. O zaman buraları da 5A, 5A oldu mu oldu. Geometride de çok severler. Böyle kısa kenarlardan uzun kenarı bulduk durmayı. Bak bulduk. Şimdi burada ne çıktı? ABC'de burada tam olarak soruyu okuyayım. Aşağıda bu dikdörtgenlerin kenarı çakıştırarak oluşturulmuş A, B, C, D dikdörtgeni var elimde. Tamam. Tamam. Tanjant alfayı da 5 bölü 8 vermiş. Vay. Arkadaş tanjant alfa 5 bölü 8. Dikkat et. Alfaya ait dik üçgen. Şu karşı bölü komşu 5 bölü 8 mi olacak? Evet. Şuraya en diyeyim. Tanjant alfa. Dikkat. 5 bölü 8. Dikkat. Şu 10A bölü N'e eşit olacak. 10A bölü N'e eşit olacak. Değil mi? E o zaman burada şu iki katı bu da iki katı. Burası 16 a mı olacak? Aynen öyle. N dediğimiz 16 a olacak. O zaman burası ne çıkıyor arkadaşlar? 2 a'sı buradaysa buraya 14 a kaldı. Çok güzel. Şuraya 2 a buraya 14 a buldum. Şurada da ne bulduk burayı? Kısa kenar 2 a burayı da 5 a buldum. E sonrası tanjant x. Arkadaş tanjant x 2 bölü 14 değil mi? Evet 2 bölü 14 artı kotanjant y. Kotanjant y komşu bölü karşı 5 bölü 2 değil mi? Aynen öyle 7 ile genişletirsem Hocam 2 artı 7 kere 5 35 bölü 14 yaptı paydaları eşitledik. Bu da 37 bölü 14 çıkar kardeşim. Evet güzel bir soru. Geometride de biz bunları zaten çok görüyoruz. Cevap 37 bölü 14 geldik örnek 15'e. Şimdi sinüs alfayı 3 bölü 5 demiş. CD uzunluğunu vermiş. CD uzunluğu 19 EA uzunluğunu da 5 vermiş bize. Ya hocam sinüs alfa verilmiş mi bana? Verilmiş. O zaman sinüs alfayı kullanacağım ben şimdi. Hop şöyle. Ama dikkat et kardeşim. Alfa burada verildi diye sadece burada bakma olaya. Sadece burada bakma. Lütfen bakma. Niye? Taşı her yerde kaçın yaz. Alfa 90 burası beta dersem. Beta 90 ise burası da alfa değil mi? Evet. Sen bu üçgende de bir sinüs değerine bakabilirsin. Büyük üçgende de sinüs değerine bakabilirsin. Tamam unutma. Sinüs alfayı 3 bölü 5 demiş. O zaman sinüs alfa 3 bölü 5 ise hocam burası 3 burası 5 karşı bölü ipo yazabiliriz. Evet ama Yanlış yazdık. Çünkü benden trigonometrik bir değer istenmiyor. BE uzunluğu isteniyor. Bak 3 bölü 5 yazınca BE 5 mi çıkıyor? Hayır. Ne yazmamız lazım? Oran olarak yazmamız lazım. Bir önceki sorularda biz ne yapmıştık? Böyle sonrasında oran istenildiği için K'ları yazmamıştık. E bu 3, 4, 5 üçgeni mi çıktı? Evet. E sonra ne yapacağız? İstersen şu üçgenle büyük üçgende benzerlik yap. 1. Ya da istersen yine sinüs alfa 3 bölü 5 değil mi? Bu sefer Büyük üçgende bak bir de sinüs alfaya. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüs değil mi? Evet. Yani şu üçgende de sinüs alfa 3 bölü 5. Büyük üçgende de sinüs alfa karşı bölü hipotenüs. O da 3 bölü 5'e eşit olmak zorunda. Karşısı 5K artı 5. 5K artı 5 bölü. Burası da 3K artı 19. Bu da sinüs alfaya eşittir. İşler dışlar yaparsak olay biter. 5 kere 5. 25K artı 25 eşittir. 3 kere 3 9K artı. 3 ile 19 çarptığımız hal, 3 kere 9 27. 57 yapıyor. Şimdi buradan buraya attık. 16K kaldı galiba. Eşittir. 57'den 25 çıkınca kaç kalıyor? 32 kalıyor. K'yı da böylelikle 2 buluruz. BE uzunluğu isteniyor bizden. Bak bakayım BE'ye. BE uzunluğu 5K. K yerine 2 yazarsam cevap da kaç çıkar o zaman? 10 çıkar kardeşim. Evet geometri bilgisi devam. Geldik örnek 16'ya. Kare biçimindeki ABCD kartonu EF boyunca kesildiğinde birinci parçanın alanının ikinci parçanın alanına oranı 5 bölü 3 yapıyor. Kare, bütün kenarlar ne burada eşit. Bunu unutma. E burada birinci parçanın alanı ve ikinci parçanın alanı derken bir yamuk değil mi? Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Yükseklikleri de aynı değil mi? Evet. Yükseklikleri de karenin bir kenarı yapıyor aynı zamanda. Dur. Şimdi bir de burada oran verilmiş bana. Hocam burası 5K burası 2K olarak verilmiş. Hemen yazalım. EC uzunluğu 2K verilmiş. AF uzunluğu 5K verilmiş. E ben buraya X dersem. Karenin bir kenarı X artı 5K diye mi? Evet. Hocam X artı 5K olacak. Bak 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 bak. Burası X artı 5K olacak. Hocam burası da X artı 5K olacak ya. Şöyle görsen de X artı 5K olacak ya. Burası X artı 3K olacak o zaman. Şimdi bana bir şey vermişti. Ne vermişti? Birinci parçanın alanının ikinci parçanın alanına oranı verilmişti. Birinci parçanın alanı alt taban artı üst taban. X artı 3K ile 5K'yı topladığın zaman X artı 8K mı yapıyor? Evet. Çarp yükseklik. Yüksekliği X artı 5K ama H diyelim. Çünkü her ikisindeki yükseklik aynı. İkinci parçada da çarp yükseklik bölü 2. Bölü. ikinci parçanın oranı, alanının oranı. Alt taban artı üst taban. X artı 2K. Çarp yükseklik bölü 2. Yüksekliği yine aynı. İşte bu kaç verilmiş bize? 5 bölü 3 verilmiş. H bölü 2'ler gider. Yani x artı 8k bölü x artı 2k eşittir 5 bölü 3 yapar. İçler dışlar. Buradan ne geldi? 5x artı 10k eşittir 3x artı 24k geldi. Buradan 2x eşittir 12k geldi ve x'i de 6k mı bulduk? Evet. x 6k oldu arkadaşlar. İşlem hatası yapmadık değil mi? Şöyle attık şöyle attık. Ay iyi, 14k olacakmış burası. 2x 14k oldu x de böylelikle 7k oldu. Tamam x 7k oldu kardeşim. Şimdi benden ne isteniyor? x'i 7k bulduk mu? Bulduk. x yerine 7k yazınca 7 5 daha 12 ya da burada yaz yerine haşı da buradan ne buluruz? 12k olarak bulur muyuz? Buluruz. Benden ne isteniyor? Tanjant alfa değeri isteniyor. Arkadaş çiz o zaman alfaya ait dik üçgen oluştur o zaman. Hadi bakalım oluşturduk şöyle dik üçgeni. Şu yukarısı 2 ise burası da 2k'dır. E buraya 5k kaldı. E zaten burası 12K. Burası da 12K değil mi? Ya da şununla şu birbirine eşit değil mi? Evet. Bak. Dik üçgen oluştu. Tanjant alfa değeri de çıktı o zaman. Tanjant alfa değeri karşı bölü komşu değil midir? Evet. Tanjant alfa değeri böylelikle 12K bölü 5'ten 12 bölü 5 çıkar. Yani cevabı 12 bölü 5 buldurursun. Geldik. Bunun altında soru var mı? Yok. Bir sonraki soruya yani 17. soruya. Şimdi alan ABC'yi vermiş bana. Alan ABC 18 kök 3 verilmiş. ABC'nin alanı verilmiş. Arkadaş burada taban var mı? Var. E bir üçgenin alanı verilmiş, taban da verilmişse taban çarpı yükseklik bölü 2 değil midir? Evet. Ya da şu mantıktan gidebilirsin. Senden tanjant alfa isteniyor. Alfa'ya ait dik üçgen oluşturman lazım. Ya böyle dik üçgen oluşturursun ya da böyle bir dik üçgen oluştursun değil mi? Tanjant alfa'yı elde etmek için. Evet. Şunu çizmek daha mantıklı. Gerçi biz bunu niye çizdik? Bunu şu üçgenin alanını verdiği için çizdik arkadaşım. Bak şu üçgenin alanını verdiği için tabanına ait yükseklik lazım bana. Taban verildiği için hemen bunu çizdim. Şuraya h dedim. Taban çarpı yükseklik bölü 2 kaça eşitmiş? 18 kök eşitmiş. Bunlar bunlar sadeleşse 6 6 ile de 18 sadeleşse 3 kaldı. H'ı da böylelikle 3 kök olarak buluruz. H 3 kök geldi. E sonra ne yapacağız burada? Tanjant alfanın alacağı değerler toplamı nedir diye soruluyor bize. Bak sen şu işe arkadaş burada dikten dik çizilmiş oldu. Ne var burada? Öklit var. Hemen. Hemen öklit uygulayalım. Şuraya a diyelim. O zaman burası 12 eksi a mı oldu? Evet. Yani 3 köküçüğün karesi eşittir. a çarpı 12 eksi a. Yani buradan 27 eşittir. 12 a eksi a kare yaptı. Hepsini öbür tarafa atalım. a kare eksi 12 a artı 27 eşit 0 yaptı. Bak 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 bak. 3'e 9 dersem eksi 3 eksi 9 a a. Buradan da ne geliyor? A eksi 3 çarpı A artı A eksi 9 eşit 0 geldi. Ya buradan bu 0 eşitse A3 gelir ya da buradan bu 0 eşitse A9 gelir. Arkadaş şimdi dikkat. Bizden zaten tanjant alfanın alacağı değerler toplamı isteniyor. Arkadaş sen A yerine 3 yazarsan. A yerine 3 yazarsan. Şu şekli buraya çizeceğim. Öyle daha rahat bir şekilde anlarsın. Şöyle çizdim. A yerine 3 yazarsam. Hop şöyle. A yerine 3 yazdığımızda dik üçgenimiz böyle mi yapacak arkadaşım? Şöyle 90 dik çizdik. Ve şurası da 3 birim verilmişti. A yerine 3 yazarsam yani burası 3 olacak. 12 eksi A kaç yapıyor? 9 yapıyor. Ve şuradaki değerimiz kaçtı? 3 köküçtü. Ve ben buradaki alfaya bakarken şuradaki dik üçgene bakacağım. Tanjant alfa böylelikle kaç yapar? 3 köküç bölü 12 yapar. 3 köküç bölü 12 yapar. Yani köküç bölü 4 yapar. Peki A yerine 9 yazarsam ne olur? Dik üçgeni yine çizeyim şöyle. Hocam dikten dik çizilmişti ve şuradaki parça vardı. Şurası 3'tü. A yerine 9 yazarsam A yerine 9 yazdığımızda buraya da 3 mü kalıyor? Evet. Şimdi burası 9 burası 3 olacak. Burası zaten 3 köküçtü. Tanjant alfa isteniliyor. Şuradaki dik üçgenden tanjant alfa değeri ne olacak? 3 köküç bölü 9 mu olacak? Evet burası 3 olduğundan 3 köküç bölü 6 olacak değil mi? Karşı bölü komşudan dolayı. 3 köküç bölü 6 olacak. Yani köküç bölü 2 olacak. Benden işte tanjant alfanın alacağı değerler toplamı isteniliyor. Yani kök 3 bölü 4 ile kök 3 bölü 2'nin toplamı isteniyor. 2 ile genişletirsem 2 kök 3 artı kök 3. 3 kök 3 bölü 4 yapıyor arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 3 kök 3 bölü 4 yapar. Güzel bir soru. Alacağı değerler isteniyor. Evet. Burada baktığımız zaman ilk öklüt çıktı. Öklitte de A'nın 2 tane değeri çıktı kardeşim. 2 tane değeri çıktığı için tanjantında 2 tane değeri çıktı. Bitti gitti. 18'deyiz. 18. soruda evet AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Şu bir ikizkenar üçgen verilmiş. Kosinüs beta verilmiş. Arkadaş kosinüs beta verilmişse ben dik üçgen oluşturmak zorundayım değil mi? O zaman beta'ya ait dik üçgen oluşturayım. Hem, ikiz kenar üçgen üçgende böyle olduğu için kosinüs ya yani dik üçgeni bu şekilde tabana ait yükseklik çizerek oluşturmak daha mantıklı değil mi? Aynen öyle. Şimdi ben bu ikizkenar üçgen olduğu için tabana ait yükseklik çizdiğim için şu parçalar da birbirine eşit midir? Evet. Şimdi kosinüs beta 5 bölü 13'müş. Arkadaş kosinüs beta burada 5 bölü 13'müş. Yani komşu bölü hipotenüs 5 bölü 13'müş. Aslında 5K'ya 13K ya yazmam lazım ama trigonometrik değer istenildiği için sıkıntı yok. 5, 13 ne üçgeni? 5, 12, 13'ten burası 12 mi oldu. Aynen öyle. Şimdi başka ne yapacağız? Sarı bölgenin alanı, mavi bölgenin alanının 4 katı olduğuna göre. Bak, bak, bak. Olaya bak. Şimdi ben ne buldum arkadaşlar? şurayı 5 buldum. Bak şurası 5 12 13'ten 5 çıktı. Burası da 5. Yani toplamda şurası 10 mu oldu? Evet. Bir de bana şu bilgiyi vermiş. Bunu da kullanayım ben. Bak bu ikizkenar kenar üçgende sarı bölgenin alanının mavi bölgenin alanına o alanının 4 katı olduğuna göre. Yani burası A iken burası 4A demiş. Ve ben burayı 10 buldum mu arkadaşım? Buldum değil mi? 5 burası 5 burası tabana ait yükseklikten dolayı. Hocam alanlardaki oran 1'e 4 ise tabanlardaki oran da 1'e 4 değil midir? Evet. A 5K ona eşitse K'yı böylelikle kaç buluruz? 2 buluruz. K'yı 2 bulduk. Evet K2 şurayı 2 bulduk. Yani burası 2 tamam 5'si buraya 3 kaldı. E o zaman olay bitti. Tanjant alfa dediğimiz karşı bölü komşu 12 bölü 3 artı kotanjant alfa dediğimiz komşu bölü yani şuradaki üçgende bakıyorum. Komşu bölü karşı yani 3 bölü 12 isteniyor. E bu 4 artı 1 bölü 4 yapar evet. 4 kere 4 16 artı 1'den cevap 17 bölü 4 mi yapar? Aynen öyle. Örnek 18'i 17 bölü 4 bulduk. Geldik örnek 19'a. En sevdiğim çember var burada. Aman Allah'ım dur. Dur dayanamıyorum. Çeyrek çember var. Bir de burada bir oran verilmiş. Şu oran tanjant alfa değeri istenildiği için şuraya 1 buraya 4 yazıyorum. Sonuçta oran isteniyor. BC uzunluğu 1'miş. OD uzunluğu 4'müş. He çember görünce heyecanlanıyorum. Niye? Merkez varsa teğet varsa çek dik değil mi kardeşim? Evet bak çektim diki ya da çemberdeki en silahımız yarı çap çizmek değil mi? Aynen öyle. Şuradan şuraya çizdiğimizde dik oluyor burası. Hocam yarı çap 4 bak burası da 4. Ana önceden alfaya ait dik üçgenin kenarları yoktu. Şimdi yarı çap 4 yazınca bak burası da 4. Bak ne çıktı burası 5. Şimdi bizim buradaki üçgende alfaya ait dik üçgenimiz var ve kenarları 4 5. Hatta 3 4 5. O zaman tanjant alfa değeri de çıkar mı? Çıkar. Tanjant alfa 4 bölü 3 değil midir? Yani karşı bölü komşudan dolayı cevap 4 bölü 3 çıktı. Sen de heyecanlanıyorsun değil mi? Böyle çember gördüğünde. Çember konusu çok basit ya. Neyse geldik örnek 20'ye. Sinüs beta verilmiş bize. Arkadaş beta eş kareler verilmiş. Eş kareler olduğu için karelerin kenarları birbirine eşit. Tamam aklımızda. Ya şimdi biz bir kere böyle şey yapacağız. Şimdi alfaya ait de bir şey oluşturuyoruz ya. Tanjant alfa değeri isteniyor ya. Alfaya ait dik üçgen oluşturmamız lazım. Hocam alfaya ait dik üçgen var aslında burada ama dik üçgenin kenarları yok. Ne yapabiliriz? Ya şurada bir de 90'lar havada uçuşuyor. Bak 90 90 90 90. Alfaya ait dik üçgeni şöyle oluşturabiliriz. Bir. Oradan gidebilirsin. Birinci mantık bu. Ya da ikinci mantık. Hocam 90'lar havada uçuşuyor burada. Bak sen bunu geometriden biliyorsun. 90 90. E ne yaparsın? Açıya dalmaz mısın? Alfa var burada. Beta da var. Şuraya bir teta diyelim. Hani beta teta'ya daldım bu sefer. Teta beta toplamı 90. Beta 90'sa burası teta yapar. E şuradan da bir dik çizersem ben teta 90 burası da beta yapar. Yani senin buradaki üçgeninle buradaki üçgenin ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu mu? Oldu. Ve bana sinüs beta'yı 4 bölü 5 vermişti. Sinüs beta karşı bölü hipotenüs. 4 bölü 5 oran isteniliyor. 4 bölü 5 şeklinde 4'e 5 şeklinde yazabilirim. E 3 4 5 üçgenden 3 oldu. Hocam şu kırmızı üçgenler benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş. O zaman teta'nın karşısı 3 ise teta'nın karşısı burada da 3. Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı burada da 4. Bunlar eş karelerdi. Burası 5 ise burası da 5 değil midir? Evet. Şimdi alfaya ait dik üçgen. Hop. Var mı burada? Var. Alfanın karşısı kaç? 3. Tanjant alfa isteniyor benden. Karşısı 3. Alfanın komşusu kaç? 5, 3 ve 4'ün toplamı. Yani 12. O zaman cevap ne yapıyor kardeşim sadeleştirdiğimiz zaman? 1 bölü 4 yapıyor. Yani geometrisiz trigonometri düşünülemez kardeşim. Bu sorular bunu söylüyor. O yüzden trigonometri anlamıyorum hocam diyorsan gel. Gel önce senle geometri çalışalım tamam Özellikle bak dik üçgeni bil. Benzerliği bil. Çoğu soru çoğu konuyu çok rahat bir şekilde yaparsın. Üçgende de ben onu söylüyorum. Yani bütün geometri konusunu iyi bir şekilde yapmanız için dik üçgeni bil. Benzerliği bil. Çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yapıyoruz. Daha geometrik çalışmaya başlamadım mı yoksa? Başla. Başladığın zaman ne demek istediğimi anlarsınız. Baştan başla. Dik üçgenle. Sen benzerliği bil. Ondan sonra bütün konular onların üzerine inşa edilecek. Yeter ki orayı anla. Devamı çok güzel bir şekilde gelir. Merak etme. Bak trigonometrikle de hep onları yapıyoruz. Geldik örnek 21'e. Şimdi 8 verilmiş, C verilmiş, A verilmiş. Yukarıda verilen bilgilere göre o A kosinüs beta, C kosinüs alfa ifadesinin değeri nedir diye soruluyor bize. Ya arkadaş Kosinüs beta lazım bana. Kosinüs alfa lazım. E o zaman bunlara ait bir dik üçgen lazım değil mi bana? Evet. O zaman dik üçgen oluşturalım. Hocam e, şuradan bir dik çizersem alfa'ya ait bir dik üçgen, beta'ya ait de bir dik üçgen çıkıyor mu? Çıkıyor. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Benden ne isteniyor? Kosinüs beta isteniyor. Kosinüs beta dediğimiz şuraya x dersem ya çünkü bu üçgende ne yapmam lazım arkadaşım? bu üçgende kosinüs beta yapacaksam komşu ve hipotenüse girmem lazım. O zaman buraya x diyeyim. Kosinüs beta dediğimiz nedir arkadaşlar? x bölü a'dır. Yaz kardeşim. a çarpı kosinüs beta yerine de x bölü a yazdım. Artı. c çarpı kosinüs alfa diyor. c çarpı kosinüs alfa. Bu üçgende de kosinüs alfa dediği komşu bölü hipotenüs. O zaman şuraya da y diyeyim. Yani y bölü c değil midir? Evet. c çarpı y bölü c eşittir. Bu nedir diye soruluyor. Ana A'lar gitti. C'ler gitti. X artı Y nedir diye soruluyor bize. Ben daha önce de size ne dedim? Kaleminiz çalışsın. Kalemi çalışmayanın kafası çalışmaz dedim. Bak sadece kalemimi çalıştırdım. X artı Y buldum buradaki sonucu. X artı Y de aha da burası değil mi? Yani 8 değil mi? Cevap 8 çıktı kardeşim. Olay bu. Örnek 21'i 8 bulduk ve geldik. Sanırım bugünün yani bugünün derken Üçüncü günün ikinci videosunun son sorusuna. Evet x. Arkadaş kosinüs x nedir diye soruluyor. X'e ait bir dik üçgen oluşturacağız. Katı cisimleri bilmeyen bu soruyu yapamaz. X'e ait dik üçgen nasıl oluşturacağız? Temel dikliği bilmeyen bu soruyu yapamaz mesela. Hocam bu alttaki düzlemedik ya. Bu düzlemden ben böyle x'e ait bir şey ol, üçgen oluşturacak olursam. Bak bu alttaki düzlemedikse temel diklik teoreminden dolayı burası 90 derece değil midir? Evet. Yani ne çıktı burada karşımıza? Şöyle x'e ait bir dik üçgen çıktı. Zaten x'in bir trigonometrik değeri isteniyorsa bir dik üçgen oluşturmalıyım. Tabandan bir çizgi çizdim. Bu tabana dik ya. Hani böyle kalem tabanı dikse altındaki bütün doğrulara dik değil midir? Evet ondan bahsettik işte burada. Şimdi bunu bulmaya çalışacağım. Bu bir küp. Kosinüs değeri isteniyor. Kc'ye 1 diyeyim ben. Sonra bk'ya da 3 diyeyim. Normalde k'ya 3k demem lazım. 1 dedim. Ondan sonra bk'ya da 3 dedim. Her bir kenar kaç? 4. Hocam burası da 4. Ya ben buradaki sarı üçgeni kullanabilmem için sarı üçgendeki kosinüs değerini bulmam için şurayı da bulmam lazım. Burayı nasıl bulacağım? Bu bir küp ya. Her bir yüzeyi kare değil mi bunların? Evet. Bak 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 olaya bak. Burası da 90 derece değil mi? Yani sen buradaki alttaki yüzeydeki dik üçgen var burada. Şu kenarda 4 değil mi? Kübün bir kenarı. Evet. Yani sen önce şuraya bir a de. A kare eşittir. 1'in karesi artı 4'ün karesi. 17 yapar. Yani burası kök 17 yaptı. Tamam ne güzel. Bu sarı üçgendeki şu kenarı da buldun. Şuraya da bir B de. B kare de neye eşit? 4'ün karesi artı kök 17'nin karesine eşit değil mi? Evet. Yani B kare de buradan 16 artı 17. Kaç yapıyor? 33 yapıyor. B'yi de böylelikle kök 33 buluruz. Vay 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 vay. Bitti olay. Ne? Kosinüs x deniyor. Şu sarı üçgende kosinüs x. X'in komşusu 4. Hiposu. Bak komşu bu. Hipo bu. Komşusu 4. Hipositor kök 33. Cevap böylelikle 4 bölü kök 33 çıkar. Yani ama burada biraz trigonometri Yani katıcısının bilgisi de lazım. Düzlemedik ama yaptığım işlemleri anladın. Düzlemedik ya. Burası dik olacak o zaman. Dik üçgen çıktı burada. Şu kenarı bulmam lazım. Alttaki zeminde de tabanda da şurası 90 derece olduğundan 1'e 4'lük bir dik üçgenden burayı bulduk. Sonra kök 17'ye 4'ten burayı bulduk. E, sarı üçgenden de trigonometrik değerini bulmuş olduk arkadaşlar. Tamam. Evet örnek 22. 4 bölü kök 33 çıktı. Ve böylelikle bu kısmı da bitirmiş bulunuyoruz. Yani 3. günün 2. videosunu bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 3. günün son videosunda 2 sayfamız kaldı. Orada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.